Abiler, Galatasaray çok önemli bir Avrupa mücadelesine çıkacak. Young Boys'la ilk yarı, ilk maç 3-2 sona erdi. 2-2'yi yakalamıştık. Son dakikada ne yazık ki bir penaltıdan dolayı abi skor 3-2'ye geldi ve durumlar birazcık kritik hale geldi Oktay abi. Bak, sence ben sana bir şey Galatasaray, Galatasaray takımının bu maçta ayarında nasıl bir takım oynamalı? Değil. İlk 11'de nasıl Young çıkmalı? Young Boys Galatasaray takımının ayarında bir takım değil. Bu kötü performansına rağmen bak. Galatasaray takımının en büyük handikabı ne oldu biliyor musun? Bu suni içim sağ yine. Bir de oradaki bak, sağ çok kötü. Aynısı Beşiktaş için söylüyorum. Ya bu İsviçre'lere ne olmuş ya? Bu hepsi bu bir suni, de zengin ülke abi. Suni içimde oynatıyorlar. İsviçre ben genç milli takımdan beri yani 90'lı yılların başından beri giderim, oynarım, kamp yaptık. Daum rahmetli zamanında orada biz inanılmaz derecede sezon başları evet, oynadık. Hep sahalar muhteşemdi. Ne oldu bu suni içim şeye ya? Yani Galatasaray'ın mesela Muslera'nın yediği gollerde iki golde de bence hatalı. İkisinde de Muslera'ya yakışmayacak gol yedi. Ama Muslera vallahi billahi sahanın azizliğinden adam şey yapamadı yani yapışamadı sahaya. Oturamadı. Top bu tarafa düşüyor, bir yandan alıyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Şanssızlığına da önüne geldi. Yani 2-0'dan sonra 2-2 yakalayan Galatasaray Okan Hoca'nın hamlesi çok yerindeydi. Batu Şahin zaten böyle bir oyuncu. Batu Şahin'i al 11'e oynat. Bu verimi vermez sana. Bu İsmail Kartal'ın bu vermez sana. Aslında. 60. dakikadan sonra Batu Şahin'i al oyna. Onu uyguluyor. Yani bugün şimdi İsmail baktığında ne yapacak şimdi Batu Şahin? Icardi yoksa anca oynar Batu Şahin. Icardi varken oynama şekli yok. Ben salı günü Galatasaray takımının kısa sürede toparlanacağını ve Young Boys'u eleyip Şampiyonlar Ligi'ne Allah'ın izniyle kalacağını düşünüyorum. Galatasaray takımı Young Boys takımından kat ve kat kaliteli bir takım. Hem mali açıdan baktığında hem kağıt üzerinde hem oyunsal anlamda hem bireysel anlamda hak eden taraf işte yakışan taraf Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne. O yüzden ben bir zorluk çıkacağını düşünmüyorum. Galatasaray maçı nasıl başlamalı Oktay abi? Sence bir kere, hani bir baskıyla mı başlarsa, üzerinde, bir gol yerse üzerinde, onu çıkarmak zor. Üzerinde stresle başlayacağını zannetmiyorum ben. Çünkü neden? Bir kere 50 bin kişi full çekecek stat. Full. Orada ilk yarı bulacağı 1-0'lık golle kilidi bir kere açsın, bir öne geçsin. Ondan sonra oyunun kontrolünü zaten alacaktır. Sadece benim korkum ne biliyor musun? Merkezdeki, şimdi bu Davinson Sanchez yine sakat abi. En ihtiyacı olduğu şeyde yine sakat bu adam. Tabii. Şimdi Abdülkerim sürantre pozisyonunda formsuz. Nelson işte Beşiktaş maçında yaptığı hata, formsuz. Şimdi yine hatalar yapıyorlar devamlı şeyde. O bel kemiği dediğimiz Galatasaray'ın Davinson, Nelson, Abdülkerim üçlüsüne bir de sol tarafta Kön ekleniyor. Ama sıkıntının büyüğü. Bunu tahmin etmesi lazım. Şimdi Abdülkerim yok. Muhakkak orada Kaan'la başlayacaktır. Kaan'la zaten muhtemel 11'de de şimdi orayı Kaan toparlar. Joker ben gibi bir adam. Başlamam. Niye? Başlamam abi. Kim oynayacak? Yani, Mertens'in yerine? Şimdi Mertens'te başlamazsan bu kilidi açamazsın. Sana söyleyeyim. Ben bir kere Oktay çok doğru yerlere değindi. İnanılmaz güzel analizler yapıyor. Zaten hocalığına da hiçbir diyemeyiz. Yo, işin gerçeği de o. Hani körler sarılar birbirine ağırlar durumu asla değil. Burada Can'la da ve Oktay'la da anlaşamadığımız yerlerde vura vura tartışıyor. Konuşulacak. Zaten önemli olan beyin fırtınasını doğru düzgün yapabilmek. Aynen öyle. Şimdi Mertens iyi başlamadı Oktay. Sezona. Geçen sene de iyi başlamadı. Ama geçen Mertens sene, çok geçen kilit sene, bir bak, oyuncu ya. Kilit, yani, abi yani kilit, çok bir, oyuncu. Kilit bir oyuncu. Yani Galatasaray'a katkıları yani mesela şey abi, maçında. Bak sorun ne biliyor musun? Sorun şu. Sorun, ben şaşırdım mesela şey maçında. Young Boys maçına çıkarttı ya. Ben hiç şaşırmadım abi. Vallahi. Galatasaray'da yani bak, ilk yarı izlediğim Mertens çok yararlıydı. Tamam farklıdır. Görüştür. Galatasaray'ın şöyle bir sorunu var. Ön kimi koyuyorsun oraya? Dinamizm sorunu var. Galatasaray'da Mertens ve Sara asla ilk 11'de oynamaz. Hele kritik maçlarda asla. Kadıköy deplasmanı asla. Beşiktaş deplasmanı İkisi asla. İkisi aynı anda mı Nihat abi? İkisi aynı anda. Trabzon deplasmanı asla. İçeride Young Boys kritik maç.
Sezonun maçı abicim. Young Boys dediğin takımı da çöp yaptınız. Ball Ligi takımı yaptılar. Bu takım İsviçre'de 2 sene üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi oynamış. Şampiyonluğun liginin gediklisi bir takım yani. Lugano daha iyi onlardan. Ya yok mu abicim? Lugano neresi iyi ya? Abicim bir de Avrupa'da oynama kültürü diye bir şey var. Bak Avrupa kültürü oynamak. Avrupa'da oynama kültürü var. Lugano'nun öyle bir kültürü yok. Lugano'nun adını daha bu sene duyuyoruz. Young Boys'un Avrupa kültürü var. Tıpkı Galatasaray gibi. Galatasaray ligde 13. oluyor. Aynı sezon bakıyorsun Barcelona'ya vursak yarı finale gideceğiz. Belki UEFA kupasını alacağız. Yani Avrupa oyunu alışkanlığı var. Bir Avrupa hafızası var. Ondan dolayı ben yine söylüyorum içerideki maç zor maç. Oktay'cığım yani bu maçı da adamların bir Avrupa ben oyun hafızası. Düşünüyorum. Ben de geçeceğini düşünüyorum. Ama hiç kolay değil. Bu yüzden çok dinamik, çok tempolu, dişe diş bir mücadele ortaya koyacaklarına inanıyorum. Ve bundan dolayı da ben Mertens'le Saray'ı aynı anda asla oynatmam. Tamam kim oynayacak peki? Yerlerine ne olacak? Abi, ben, say abi kadronu bir merak söyleyeyim. Ettim. Abicim ben sana söyleyeyim. Ben Kerem'le başlamam mesela. Ben, hangi Kerem'le? Aktürkoğlu. Yok Kerem'le başlasın. Ziyekçiye bu maçı. Tamam mesela şuna baktığımız zaman sen mesela kadronu nasıl yaparsın? Bak ya? Yine söylüyorum. Abi bir bakayım mı? O sayı mı muhtemeli? Abi biliyorum muhtemeli ya. Biliyorum. Ekranda da görüyorlar. Bir kere bunları iyi oynayan, buraları iyi oynayan Ziyek'le oynarım mesela. İşte onu söylüyorum Ziyek. Bak Ziyek'le oynarım. Hayır ama 10 numarada oynamam Ziyek'le. Ziyek'i kenara atarım. Kimi oynatacaksın? Kenara atacak. Kenara kim oynayacak? Kerem'i diyorum. Mertens pozisyonda Ziyek'i, kim oynayacak? Bak Ziyek'i sağ kenara atarım. Nereden? Barış Alper'le. Barış Alper'le Ziyek'i koyarım diyorum ben. Abicim bak zaten Ziyek'in arkasında tempolu bir Yelert Melert olacaksa Yelert oynasın. Hayır önemli. İki kanat duruyorum. Barış Alper Ziyek. Yok ben tamam, Kerem'le oynarım. Kerem'le oynarım Barış ben. Ben sana söyleyeyim ben Barış Alper'i ben sol bek oynatırım. Mantıklı. Ben sol bek oynatırım. Doğru. Abi. Aslında okay. Abi. Ben Köln'ün yerine bak. Buna okeyim. Bak Galatasaray'ın önce Nelson. Böyle olursa okeyim. Nelson'un yanına. Ama böyle olmayacak. İntihar eder. Abi. Barış Alper sol bek intihar eder. Kesinlikle. Niye intihar oldu? Sağ beke çekti. Sağ bek oynar. Şeyde. Ya olur mu ya? Geçen sene kaç tane maç sol bek oynadı bu adam biliyor musun? 8 tane maç sol bek oynadı. Evet bravo. Oynatsın bak, tamam şimdi oynatsın arkadaşlar. Şu psikolojide oynatsın Barış Alper'i. Oynatmaz. Can'cım adam oynatmaz. Bu sene oynamaz. Ben oynatırım diyorum. Biz burada. Tamam. Ben onu oynamaz. Biz burada Okan oynatır. Okan oynatmaz. Okan oynatır. Okan oynatmaz. O zaman bizim Okan buruk olmamız ama lazım. Ama Okan oynattı bunu. Ben, oynattı şimdi Can sonra. Bana sordu. Golcü bana sordu. Samet bana sordu. Abi oynatır mısın? Ben oynatmam Mertens'i. Oynatmam. Ziyek'i 10 numarada da kullanmam. Yanlış anlama. Tamam mı? Ziyek'i sağ kenara oynatırım. Ben arkada Kaan'la da oynamam arkada. Kaan'la oynamam mı? Stoper'de mi abi? Stoper oynamam. Kim var ki? Metehan'ı oynatırım abiciğim. Ha Metehan. 21 yaşında eğer bugün oynamayacaksa Metehan ne zaman oynayacak? Abi zaten bak risk diyorsun. Bak. Riski. Güzel kardeşim zaten hayat kader öyle bir döngüdür ki hiç olmadık bir anda bizim Semih Kaya diye bir çocuk vardı. Evet. Onun şansı ufolojiydi ama. Bak. Yok hiç ufolojiden değil ha. Ufoloji olmasaydı Semih olamazdı. Babacığım müsaade af buyur. Bazen kaderin döngüsü diye bir şey vardır. Kader ağlarını öyle bir örer ki ben maçtayım, Semih'in oynadığı maçtayım. Orada stoperde bir tane stoperimiz vardı. Şu an aklımda Ufaloji'nin değil. Oynuyor. Yok. Ufaloji'nin yanında Servet Çetin. Hı hı. Servet sakatlandı. Maçtayım ya. Servet sakatlandı. Servet'in yerine hoca baktı arkaya Gökhan Zan yaptı. Değil mi? Gökhan Zan'daydı. Hı hı. Gökhan da sakatlandı. Hoca arkaya bir baktı. Oktay. Semih. Stoper Semih var bak. Semih attı çocuk aldı formayı aldı yürüdü gitti. O ayrı bir şey ama. Şimdi bak Ozan var Ozan Kabak. Ayrı bir şey ama. Formayı abi zaten. Ne ayrı 21 yaşında abi, bu adam. Eksik olmasaydı koyar mıydın Oktay? Ya 21 ben, yaşına gelmiş. Ben Metehan'ı bilmiyorum. Bak tam net bilmiyorum. Ben sana bildiği, tam bilmiyorum. Hayır şeyin Nihat'ın bir bildiği Oktay. Var ki bunu söylüyor. Oktay. Çocuğun kariyeri için mi? Çok riskli bir mücadele. Abi bir müsaade edin mi? Ya. Ya ben izlediğimi söylüyorum ha, arkadaşlar. Ben izledim bu çocuğu izledim. İzlediyse koyulabilir niye koyulmasın? Bir de. Mesela hani deplasmanda da değil. Hani deplasmanda olsan fazla geçiş pozisyonu yersin. İçeride önde baskıyla başlayacaksın zaten. Adamlar ya 3 defa gelecek ya 4 defa gelecekler. Belki de getirmeyeceksin. Bu maçta Metan 21 yaşında bir çocuk. Eminden Oktay. Eminden fersah daha iyi. Tamam. Bir kere net stoper gibi duruyor. Emin ayağı iyi ama sürekli topu alayım gideyim. Her aldığın gideyim. Bazen kafanı kaldıracaksın. Sağa atacaksın. Sola atacaksın. Bu çocuğun stoperdeki oyun aklı
Emin'in çok önünde ve çok üstünde. Ayağı, fiziği, daha akıllı, daha stoper gibi duruyor. Emin'e bir bakıyorduk, Emin hep sürekli alıyordu topu, ileri gidiyordu. Anladın mı? Ben Metehan yaparım. Mete'nin yanına Nelson, Barış Alper, sağda Jelert, önde Kaan, yanında Torreira, Sara, Icardi, Kerem, Ziyech. Çok daha dinamik 5-0 bir takım. 5-0 mu kaybeder Galatasaray? Yok. Niye kaybeder? Ne diyorsun sen ya? Değil. Ben ne diyorsun sen? Kötü kadro değil. Sadece burada şey olarak Sara'nın pozisyonu orada ne olabilir? Oynar. İşte onu şey yapamam. Bir geçen ikincisi Metehan'ın şeyini bilmiyorum tam. Hatırla işte milli takımımızda şu an Ajax'ın yıldızı. Ahmetcan. Sol stoper Trabzon'dan gitti. E niye oynatmıyorsun? Niye oynatmıyorsun çocuk? Şimdi anladığım kadarıyla mesela Metehan da bu tarz bir oyuncu. Bak sanki. Bu Metehan sen şimdi beni bak, dinle. Bir şey söyleyeyim. Bak, ben can, şey can ben hayatta İskenderun Spor'da oynadı yaşam. Bak, ben çok iyi bilmediğim için can, dinleyeceğim ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Bizim can halinde. Ben futboldan da çok iyi anlarım. Tabii ki. Topçudan da çok iyi anlarım. Hı-hı. Bak topçudan iddia ediyorum. Bak burada megalomanlık yapamayacağım. Şu Türkiye'de yorum yapanlar yok mu? Yorumcular. Yani siz topçusunuz. Sizin için söylemiyorum. Gazeteci, yorumcu, troll vesaire bilmem ne. Hepsini toplasan, bak hepsini toplasan, zekamın zekatını versen bunlara şu an Guardiola diye dolaşırlar. Ben anlarım abicim. Ben Metehan'a forma ver. Tamam. Okan Hoca. Bak Okan Hoca çok iyisin, çok hoşsun. Bak çok iyisin, çok hoşsun. Eksiklerin çok fazla. Topçularla başarıyı kaldıramama gibi, başarıyı paylaşamama gibi ciddi bir sorunum var. Başakşehir'de de aynı sorunu yaşadın hocam. Şampiyon oldun, şampiyon olduktan sonra topçuların hepsiyle birbirine girdin. Topçular seni yediler. 5. 6. hafta yediler seni, gönderildin. Tekrar söylüyorum. Bu oyuncu öğütme makinesine döndün. Zahalara, mahalara, vesairelere, Oliveryalara, bilmem nelere, Demirbaylara, onlara girmiyorum bile bak. Sendeki, düşünebiliyor musun? Sendeki... Senin hocan 17 yaşındayken Mustafa Denizli değil de 16 yaşındayken Bakırköy maçıyla çıktın sen. O dönem senin hocan Okan Buruk olmuş olsaydı sen Galatasaray'da forma giyemezdin hocam. Senin bu Yusuf Demir'e, bu gençlere olan artık düşmanlık seviyesindeki alerjini anlamış değilim. Yapma hocam. Bak senin elinde hiç uzağa gitme. Sıraç Nas diye bir çocuk var. Eyüp oynattığın Eyüp'ten çok daha topçu. Bir dakika abi. Geçen sene oynattığın Hamza Hamzoğlu'ndan fersah daha iyi topçu. Sıraç Naz. Bak ben iki dakika izlerim topçuyu tanırım. Bizim Mehmet nasıl? Bak topçuyu ben tanırım. Ben yemem. Bak ben topçuyu tanırım. Hamza Hamzoğlu diyorum ya. Özür dilerim. Hamza. Hakma Hamza Hoca. Ayan, demek Ayan. Hamza Hoca bizim izliyor. Hamza Hoca da çok iyi arkadaşımdır. Hamza Hamzoğlu. Oradan da buradan selamlarımı iletiyorum. Hamza Akman'a verdiğin sürenin çeyreğini Sıraç Nas'a verseydin çocuğun banko 11'di 8 numara aramıyordun belki. Efe Akman'a verdiğin sürenin 10'da 1'ini Sıraç Nas'a ver. Bu sene kampa götürdüğün çocuğu sağ bek oynattın. Bak kampta bir 10 dakika bir dakika abi. Sağ bek oynattın 10 dakika forma verdi çocuğa. Çocuk normal 6'ını 8 oynuyor 10 oynuyor. O kalibrasyonda. Sıraç'ı nereden? Yerden almışlardı galiba. Abi nereden aldılar? Ankara İnanılmaz Spor'da. Kreatif bir çocuk. Bak inanılmaz kreatif bir çocuk. Bak, ayakları bu biliyor kadar yani, iyi. Konuşuyor. Çok iyi biliyorum abicim. Ayağı iyi. Boyuna, topuna, pozuna bakıyorsun, duruşuna, topu alışı, çekişi, verişi. Fenerbahçe'de Mourinho, Bartu. Bartu topçu mopçu olmaz Bartu, hiçbir şey olmaz. Ya Allah aşkına Nihat ya. Bak, şimdi gençlere bir yandan abi, övüyorsun abi, da bir yandan da ya. Tamam, emekleri oynama özür çocukları. Özür dilerim, tamam özür diliyorum. Olmayabilir tamam, de direkt taş koyma özür çocuklara. Diliyorum, inşallah olur. Tamam özür diliyorum. Bartucuğum senden özür diliyorum. Mourinho, bak Mourinho bile Bartu'a forma verdi atıyor. Beşiktaş'ın yeni gelen hocası daha 2 hafta gördü Mustafa diye bir çocuk. Millet Semih 50 milyon 60 milyon euro derken Semih'i kesti. Hekimoğlu diye bir çocuğu ülke futboluna kazandırdı. Hepimiz Hekimoğlu'nu konuşuyoruz. Müthiş santrafor. Tam da milli takımın santrafor bulamadığı bu dönemlerde belki ilaç olacak. İnşallah. Hocam senin elinde Yusuf Demir diye bir çocuk var ya. Hocam senin elinde Yusuf Demir diye bir çocuk var. Kampında yıldızı. Kimse bana anlatmasın. Onu kadroya ne Mertens'in abi. Öyle iki tane top attı. Bak iki tane asistini yedi son maç. Kampın son maçı Yusuf Demir'in Icardi. Ziyech'te görürsün senede bir kere. Mertens'e göremedik. Sara'da zaten geldiğinden beri öyle bir asist görmedik. Torreira'nın öyle bir özelliği de yok zaten. Bu Yusuf Demir sana ne yaptı hocam ya? Ne yaptı? Allah rızası için bir söyle ya. Ne yaptı ya? Ne yaptı ya? Bu gençlere düşün. Ben açık söylüyorum hocam. Bu gençlere olan tavrını değiştir. Ha bana şunu diyebilirsin. Nihat'cığım işte gelişirken, mücadele ederken
savaşırken nasıl dönüm arkaya bakayım? Mourinho nasıl bakıyor hocam? Mourinho nasıl bakıyor da Bartu atıyor içeriye? Van Brokos nasıl bakıyor da kritik durumda atıyor Hekimoğlu'nu içeriye, körpeyi? Semih'i nasıl atıyor bu körpeyi? Semih körpesini nasıl atıyor hocam? Sen niye atamıyorsun? Geldiğinden beri bir tane oyuncu kazandırmadın hocam ya. Elindeki cevherleri de götürdün ya. Bir tane oyuncu kazandırmadın hocam ya. O kusura bakma ya. Emin niye gitti? Abi onu sattı. Mesela bak şu anda çok alakalı bir şey söyleyeceğim. Young Boys maçı öncesindeki burada bir yayın yapmıştım hatırlıyorsun sezon başı. Aldı Metehan'la alakalı bir açıklama Emin ihtiyacı abi. Olabilir o dedim bu kadar. Aynen. Ama onu tutacaktın toplu. Sakattı yok sakattı hala Vestario'ya gitti orada da hala sakat. Mı hala? Tabii hala sakat. Abiler Young Boys öncesi Galatasaray'da Muslera forma giyebilecek. Çünkü ikinci yarı maça çıkamamıştı. Üzüldük. Davinson'un durumu şüpheli. Stoper'de Kaan oynayacak. Abdülkerim kart cezalısı yok. Okan Buruk'ta kart cezalısı. Ne son Kaan? Ne yazık ki tribünde Davinson'un maçı. Tam Davinson'un maçı. Adamlar 1.90. Bu adam hiç yok ya. Bu arada Davinson'un en önemli maçlarda hep yok. Muslera'nın bir paylaşımı ben vardı. Muslera'nın bir paylaşımını adamların boylu ya. Verelim. Oktay, boylu. Ya. Çıkıp bize vuramıyorlar abi. Abi Fernando Muslera son zamanlarda biraz eleştirildi Young Boys maçından sonra. Instagram'dan bir paylaşım var. Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum. Devam ediyorum ve devam ediyorum demiş kaptan. Bu arada Muslera'nın Avrupa performansı ve Süper Lig'deki Günay'ın performansı. Da hakkını verelim. Bir Günay'ın, evet, Günay'ın hakkını evet. Verelim. Günay orada topu çıkartması üzere tur gidiyordu. Abi, çok zordur ne yap biliyor musun? Yedek kaleci olmak beklemek çok önemli. Aferin Günay'a vermeleri lazım. 40 milyon euroluk kurtarış yaptı. Tabii Günay gözlerinden öpüyorum. Abi Muslera aynı performansı Türkiye dışında gösteremiyor demiş bizim arkadaşlar. Süper Lig'de maç başına gol yeme oranı 0.96 iken Avrupa'da maç başına gol yeme oranı 1.60. Yapma abi Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi oynamış. Hep üst seviye takımlarla oynamış. Yani Galatasaray Muslera şimdi Real Madrid'le oynamış. Barcelona ile oynamış. Manchester United'larla oynamış. Oh. Bayern Münih'lerle oynamış. 1.69 bile çok normal. Çok yani çok büyük başarı yani. Yapmayın arkadaşlar ya yani. Şimdi ben bir şey ekleyeceğim. Buyur şimdi Metehan'la alakalı konuştuk ya. Ben Metehan'ı izlemedim. Sen kaç yaşında forma giydin? 16. Fenerbahçe'de. Şimdi bak A takımda. Onun adam 21 ya. Ama bir dakika dinle anlatayım bir neden olduğunu hak vereceksin tamam, bana. Tamam dinliyorum babacığım. Sen eğer oyuncu görüşüne de gerçekten güveniyorum. Futbolu iyi bildiğini düşünüyorum. Senden rica ediyorum. Yani adın gibi emin ol yani. Eminim. Ben abi, veririm gözüm. Bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi bak dedim yani. Galatasaray büyük takımlar bu tarz maçlarda böyle oynar. Stoperler burada genelde önde oynanır maç. Evet evet. İki. Genç oyuncular için bu çok büyük bir handikaptır. Sen buradan 2-6-2 yok yok yani. önde bastığı zaman evet. Bu şekilde oynayacak. Bunlar biraz daha dengeli tutacak. Buradan oyunu çok rahat kurabilirsin. Bu çok rahattır. Çok büyük baskı gelmez. Ama takım önde oynadığı zaman burada büyük takımda baskı altında bu iki stoperin işi çok zordur. Orada zor bir hata çıkacaklar. Hayır, ben bunu yaşadım. Oradaki zorluk ne biliyor musun? İstediği kadar yetenekli olsun bu çocuk için çok büyük şeydir bu maç. Can abi. Ne denir ona? Metehan'ı oraya atarsan sen Metehan'ı yersin. Kaybedersin. Can. Yersin abi. Çok büyük risktir. Bak oynasın yok, çocuk. Boysun, ama boysun, böyle abi. Bir maçta oradaki, bak can, şöyle. Can. Tamam mı? Cancım oradaki tek sıkıntı ne görünür biliyor musun? Metehan'ı oynatamazsın. Hayır. Işte. Abicim niye oynatmayacaksın ya? Bugün yok çok büyük risktir. Ya. Oradaki... Peki oynadı hata yaptı. Çocuğu kaybettin. Daha sayılır Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Yenek kaç yaşında? Öyle bir şey yok bir dakika abi. Yavaş. 21. Ya Metehan da 21 yaşında. Futbolda yaş diye kaybedecek diye bir şey yok. Yenek abi genç ama tecrübeli adamı şampiyon. Tecrübeli genç ama tecrübeli. Var, 70 maçı genç var tecrübeli. Aynen genç tecrübeli. Arkadaşlar siz neyi konuşuyorsunuz? 35 yaşındaki Muslera'nın yaptığı hatalara bak. Kimse Muslera'yı asmıyor. 30 yaşında maç değil de tabii için diyorum ne sana. Yani 30 yaşındaki adam Abdülkerim iki tane büyük hata yapıp maçı verince bir de üstüne kırmızı görünce peki ben sana söyleyeceğiz da 20 bana ne kardeşim bugüne 25. Kadar oynamayan Metehan oynadı. Can müsaade et. Hata yaptı gol yedi. Galatasaray elendi. Can, ne diyeceksin? 20 yaşındaki çocuk bana hata yapacak zaten güzel kardeşim. 30 yaşındaki adam hata yaparsa ben onu eleştiririm. Abi ama bu maçta ama burada bak. Young Boys maçı. Burada, bu maç değil. Burada terapisi olmayan bir maç. İyiyse oynar abi. Ben oynarım. Her maçta oynar. İşte belki de yıldız olacak formayı alacak. Aynen tam tersi düşün. Tam tersi düşün. Hak katılıyor ya yapmayın abi. Kardeşim oynasın bak tanımıyorum. Ya ben stoperim ben Metehan'ım. Ya bu maçta oynamayacaksam hangi maçta oynayacağım kardeşim ya? Yapma ya. Ya neyi yapma ya. Çocuğu kurtlar sokmasını bir anda atar kariyeri biter. Abi Kaan'ın
ben yaşadım bunları. Savun bak böyle takımlarda bak. Santrafor olsa yok. Atarsın oynatırsın. Tabii ki. Tamam mı? Telafisi ol. Stop telafisi abi. Olmayan yerde oynatamazsın. Abi, telafisi yok. Bak çok zor. Görmediniz mi gözünüzü ya, seveyim çok ya. Zor. Zorluk ne biliyor musun? 1.90'dan aşağı. Önde oynayan takımın stoperi tecrübeli olacak biraz. Bir dakika sakin tane tane konuşalım. Tek zorluğu ne biliyor musun? Şundan Oktay Hoca biliyor emin. Oktay Hoca diyor ki Nelson topu oyuna sokarken sıkıntı yaşayan bir topçu. Topu oyuna sokarken. Baskıyı görünce şişiriyor. Ya da baskıyı görünce dönüyor Muslera'ya. Doğru mu hocam? Doğru. Onu kim idare ediyor? Aman Abdülkerim topu oyuna iyi sokuyor diyorsun. Zaten Nelson da çoğunlukla topu sürekli Abdülkerim'e oynuyor. Abdülkerim hemen boşluk yaratıyor alıyor Abdülkerim oyunu koyuyor. Buradaki tek zorluk şu. Dersin ki ya Nelson'u biliyoruz. Nelson'un oyun topu oyuna sokuşunda ciddi sıkıntı var, sorunlu. Tamam mı? Zaten en eksik yönü bu. Zaten o da iyi olsa zaten 35-40 milyon euroya rahat giderdi. Şimdi burada Metehan'dan emin değiliz. Şimdi Nelson iki baskı yediği zaman topu oyuna sokamadığında, şişirmeye kalktığında veya Metehan'a attığında acaba burada Metehan topu oyuna abi sokma arada, noktasında. Abi, ya kesin. Sokabilir her şeyi yapabilir son, ama. Son dakika haberi var bizim şeyden. Nihat Doğan TT. Abi neyse önemli değil. Nihat Doğan şimdi, TT abi. Abi daha ciddi bir şey konuşuyoruz. Teşekkür ederim izleyen herkese. Ama çok şimdi Galatasaray olduğu zaman benim bütün dengem bozuluyor. Dersin ki bu çocuk Metehan topu oyuna sokma noktasında. Başarılı mı başarısız mı? Ben de diyorum ki ben izledim bu çocuğu. Onayım mı değil bu maçlarda? Ben çocuğa izledim. Yazık olur. Bence yazık olmaz. 21 yaşında. Neden biliyor musun? Bak buradan çıktıklarında birebir kalacak. 2-2 kalacak. Galatasavay baskılı oynayacak. 17 bak, yaşında Ozan Kabağ vermedi. Savunma oyuncuları. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bak şu halimle sabaha kadar kalenin önünde otobüsü çeken takımda stoper oynarım. Şu halimle, kilolu halimle. Niye biliyor musun? Gelsin abi her topa vururum. Metehan da vurur. Ama büyük takımlarda, önünde oynayan takımlarda, kontra ataklarda eğer bir tecrüben yoksa çok sıkıntı yaşıyor. Ben yaşadım çünkü bunu. Tamam onu nasıl yaşıyorsun? O çocuk da yaşayacak. Tamam onu öyle yaşamıyorsun işte. Sen orada geçişi yediğin hazırlayacaksın zaman. Hazırlayacaksın işte. Bir tanem geçişi yediğin zaman Metehan tek başına yemiyor. Orada bak yo, Kerem gelmez. Ya, inan öyle olmuyor. Cancım, Cancım bak gecenin saat şu an 2'ye 20 var. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bir takım takım halinde kapanırsın, kapatırsın tamam mı? Şimdi Kerem gelmez, Icardi gelmez, Mertens gelmez. Görünen o ki an itibariyle yarın gelir mi bilmem Sara gelmez. Ziyech gelmez. Barış hala mental yorgunluğu üzerinden atamamış çoğu zaman gelemiyor tamam mı? Sen ortaya sadece bırakmışsın orada Torreira'yı geçişi yediğin zaman Abdülkerim dayanamadı. Bak Abdülkerim dayanamadı. Nelson dayanamadı bir tonda pozisyon verdin. Şimdi sen orada daha diri bir takımla benim demek istediğim o Kaan'la Torreira yaparım dedim hocam orada. Daha diri biri statik oynuyor biri yeri geldiğinde 8 gibi de oynatıp Torreira'yı ön alan baskısına da gönderirsin orada. Orada zaten şey çoğalıyor neden orada Kerem Demirbay var Berkan var hepsi var. Evet Kaan evet ben var. Çok yani eli inanılmaz böyle çeşitleniyor ama evet. Şöyle bir şey var. Yani orayı seni desteklemek açısından söylüyorum. Lütfen. Metehan çay alabilir miyim? Görüşün. Hı hı. Eğer bu adam gerçekten şimdi iki tane görüş var. Bir tecrübesizlik, kalite. Çok kaliteli bir çocuk olduğunu bak, düşünüyorum. Bak tecrübesizlik kalite. Kalite her zaman tecrübeyi yener. Kalite her zaman tecrübeyi yener. Savunmada olmaz bak, hocam savunmada yemiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şunu anladım. Çizdiğin olayda Galatasaray peki bu çocuğu kullanacağı yer atıyorum 3 hafta sonra Rize ile oynayacak. Rize Spor oynayınca Rize çok mu farklı oynayacak? Çok mu gelecek? Telafisi var değil. Bir dakika telafisi var veya değil. Şu anda abi, bu çocuğa kim? İnanmışlarsa kim? Bunu almışlar. Böyle bir maçta at. Senin dediğin de ne biliyor musun? Peki madalyonun tersini düşünün. Tersi iki tarafını düşüneceksin. Yani risk almadan kazanamazsın ki bu oyunda. Metehan'ı kazanmayı mı Şampiyonlar Ligi'nde almayı mı? İkisini de. Abiler. Cancım. İkisini de. İkisi bir anda olmuyor. Bak, başka bir şey söyleyeyim. Bir dakika bak. 18.6 milyon euro. Ya. Sen bu maçta Metehan'la çıkabilir misin abi? Ben çıkarsın ya. Bu maç 18 milyon euro. Ya eğer eminsen oyuncudan çıkarsın. Adam abi. Bir dakika ya. Çıkarsın. Ya Samet senin gibi futbolu bu kadar iyi bilen bir adamın böyle cahilce konuşmasını anlamıyorum. Ya bir dakika. Kötü falan ben tanımıyorum. İnşallah çok iyi yerlerde olur ama çocuğun geleceği için çok riskli. Ben de tanımıyorum. Ben Nihat'a güvenerekten. Nihat iyi. Ben de güveniyorum. Kaliteli dediğine göre binaya. Ya bak öyle maçlarda çok şimdi Nihat ya. Bak bir dakika. Elimi havada bıraktın ama Nihat. Elimi havada bıraktın ya. O zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. Oktay'la beraberiz. Aynı yerdeyiz.
Can ve Samet'in dediğinden yola çıkarsak onu gerçek olarak kabul hiç edersek... Hiç oynamaz ki. Hayır hayır. İspanya'da Lamal'ın oynamaması lazım. 16 evet. yaşında ya. Aynen öyle. Abi, Lamal'ın, adam Lamal'ın oynamaması lazım. Niye? Avrupa şampiyonası çok önemli İspanya için. Ya kaç Lamal'ın yedek kesmedi. Lamal, 16 yaşında Lamal. Pedro, Pedro. Nihat abi seni destekleyen, Pedro 17. Seni destekleyen çok güzel bir yorum geldi. Kardeşim ben yorumu tamam, bilmem. Açık söylüyorum. Kaan Torreira yaparım. Bak Kaan Torreira. Torreira Kaan'ı net orada 6 yaparım. Tamam mı? 6 yaparım. Çünkü abi? Ön tarafta o Oktay Hoca'nın demiş olduğu yer çok doğru. Galatasaray'ın en zayıf noktası 6 8 10. Galatasaray'ın en çünkü bir de sol tarafta da gelmiyor. Yanlış anlama. Zaha olsa Zaha da gelmeyecek. Gelmiyor. O yüzden Kaan'la bir kere Torreira'yla Kaan'la iki tane 6 ile orayı kapatırım abicim bir kere. Orayı net alırım yani. Orada Kerem gelmezse Kaan Kerem'i kapatır. Buradan Ziyech gelmezse Torreira burayı zaten, kapatır. Gelmiyor. Arada bir geliyor. Şimdi bak ikiliyi kapattın mı? Abi müsaade et. İkiliyi kapattın. Önde de bir de ha şunu bana söyleyebilirler. Nihat abi ya zaten biz içeride oynayacağız. İçeride oynayacağız. Top daha bizde kalacak. Yani senin bu çıkarmış olduğun kadro statik hayır Saray'la olmaz. Sara çok inceci araları gören ve oyunun da her yanında da hareketli bence ihtiyacı var şu an. Tam Saray'a ihtiyacı var. Sarı var ya. Tam şu an bu Masara'nın maçı. Maçın yıldızı olabilir Sara. Tam onun maçı. Maçın yıldızı olabilir. 10 numara oynatırım. Abiler. Son sen dedin bir şey mi? Bir yorum mu yaptı dedin? Ha aynen. Seni destekleyen bir yorum söyleyecektim abi. Zamanında diyor. Erik Geret Arda Turan'ı Mileda Bolesav maçında oynatmasaydı bugün Arda Turan değil. Ya bakın hayır, pozisyon ondan çok önemli. Ondan önce Arda kardeşim. Telafisi olan pozisyonu oynatırsın. Arda yine vardı zaten kardeşime tebrik edeyim ama Manisa'da oynadı zaten. Fener'i beşlik meşlik yaptılar o ara. Arda oynamıştı. Bak burada şurada Can'a katılıyorum. Bak şurada Can'a çok katıldığım nokta var. Can aslında doğru bir şeyden söylüyor ama her doğru her maç için geçerli değildir. Doğruların da kendi içinde bir hikayesi var. Şimdi bu maç Galatasaray'ın Fenerbahçe Kadıköy deplasmanında Anelka'ya karşı Ferhat'ı sol beke, Uğur'u sağ beke çıkardığı bir maç gibi değil bu maç. O zaman 16-17 yaşındaydı o çocuklar. Karşında Anelka'yı gördüler. Dörtlük olduk tabii herhalde. Çocukların futbol hayatı bitti. Galatasaray'da bitti diyelim. Ama bu maç öyle bir maç değil. Metan 21 yaşında ve Metan'ın önündeki, arkasındaki, yanındaki, sağındaki, sonundaki topçular da sen söyle. Buraları oynayabilecek, ona da yardımcı olabilecek tecrübede. Sadece beni yanıltacak olan tek şey şu. Şunu düşünüyorum Metan, ve soruyorum size. Ayağı çok temiz, çok güzel sokuyor. Hiç sıkıntı yok o zaman. Yani acaba işte Can'ın demiş olduğu bu kalibrasyondaki bu denli stresli bir maçta topu oyuna sokma noktasında çok rahat sokar. Yaş olarak bak, daha düşük sıkıntı ya. Sıkıntı olmaz Nihat. He, sokar mı sokmaz savunma mı? Savunma anlamında bak ben bu tarz şeyde şey önem veririm böyle maçlarda. Şimdi ne hocam? Dediği, çok büyük risk. Dediği riskli bölge çizdi ya. Evet. Yani bekleyecek, kontrata oynayacak Young Boys. Orada eğer ayağı kötüyse oyuncunun, yani iyi topu oyuna sokamıyorsa, kaptıracağı toplarda yiyeceği kontraları demek istiyorum. Tamam, tamam babacığım orada, ben diyorum ki... bu oyuncunun ayağı temizse hiç korkma. Ayağı çok temiz. Hiç hocam baş bak tamam o kaptırmadı başkası kapsa savunma anlamında hiç korkma. Can savunmada tek başına durmayacaksın. Kaan var, Torreira var, Kaan var. Bazen birebir 2-2 kalacaksın. Ya, olabilir onların da. Çıkaramayacaksın golü. Abicim yapmayın gözünüzü seveyim. Bak zaten diyor. Ama bunu Okan görüyordur ya. Zaten bak. Yani görebilir. Zaten bakın arkadaşlar Galatasaray burada deplasmana çıkarsak mesela deplasmana çıkmış olsaydık Can deplasman bu maçı Young Boys'ta oynamış olsaydık onların sahasında derdim ki Metan asla olmaz. Yok kapanan hayır. Savunma için daha hayır. İyi. Hayır hayır. Kapanan derdim savunma ki çok rahat oynar. Metan olmaz derdim. Açık oynayan önce de tecrübesiz burada savunma zaten, çok tehlikelidir. Burada 2 kere 2 4. Burada zaten Galatasaray oyunu rakip yarı alana yığacak. 45 metreye yığacak. 45 metrede oynayacak. Top daha çok Galatasaray'da olacak. İlk maçtaki kaos futbolu gibi umarım olmaz. İşte Ziyech'le biraz daha topun Galatasaray'ın topun sende ya. Kaldığı, ayağı ezi kaldığı, daha çok pas topu sahip olup daha çok pas oyunu yaptığın, daha aklı Selim öyle sürekli doldur boşalt, Muslera doldursun, at Kerem'e Kerem gitsin, at Barış'a Barış gitsinden diye de Galatasaray'ın eski oyun hafızasına döneceğine inanıyorum. Bu noktada da önünde Kaan ve benim anlayışıma göre Kaan ve Torreira'yla iki tane 6 numarayla da Mert'in sol tarafta da Barış'ın olmasıyla Barış da gelir onun kademesine girer yeri geldiğinde. Valla Barış var ya en güzel hamle olur. Sol bek yapar. Bak Könü abi hiç ben sana şey yok, Barış'ı, Barış'ı sağ beke koy, Yelert'i sol beke koy. Bak o olur. Bak ben sana bak o olur. Ben Barış'ı geçen sene, kaç maç sol bek oynadığını gördüm. Hocam oynar ama çok Avrupa Şampiyonası'ndan sonra patlama Yusuf yaptıktan Lütfen. Sonra Galatasaray Könle 10 kişi oynuyor.